Ben Mert değilim. Benim adım Kerem. Aslı'yla Kerem şakasına mı girdi öykünün? Ne? Başka bir şaka mı? Şaka değil. Gerçeğin ta kendisi. Ben Mert Çalhan değilim. Anlamadım. Ben sandığın kişi değilim Cansu. Hele ki bir Çalhan işi değilim. Kimsin sen o zaman? Ne bu şimdi? Al kendin gör. Benim adım Kerem Özkan. Annem aşçı, babam bahçıvan. Yani paraya değil, toprağa değdi benim elim. Bir gün bile patron olmadım ben, emir vermeye bilmem diye. Hizmetçilerim yok. Evlerim, arabalarım. Ama zerre kadar umurumda değil hiçbiri. Bin kere daha Kerem olmayı tercih ederim. Çünkü hayallerim var benim. Bir de sen. Tam burada. Bugüne kadar söylediklerin yalan mıydı? Anlaşmaydı. Esas Mert Çalhan asistan sandığınız adam. Cansu yalan söylediğim için çok üzgünüm. Ama ben hala aynı adamım. Seni bana getiren neyse eğer onların hepsi bende. Sadece o statü, mevki, onlar artık neyse onlar yok bende. İstersen kız, bağır, çağır, vur istersen. Ama bırakıp gitme. Her şeye rağmen kalır mısın? Gidecek misin? Sorularıma cevap almadan hiçbir yere gitmiyorum. Niye getirdin beni buraya? Benim dünyam burası çünkü. Şuradaki mahalle ilkokulunda okudum ben. Özel okula geçene kadar. Şuradaki parkta oynadım küçükken. Bu sokaklarda büyüdüm ben. Senin sorularının cevabı burası. İstediğin sor. Niye yer değiştirdiniz Mert'le? Benim ailem Çalhanların yanında çalışıyor. Yani kardeş gibi büyüdük Mert'le ama bir yere kadar. Mert arkadaş edinemez, beni arkadaşlarımın yanından alıp onun yanına koyarlar. Mert okula adapte olamaz, beni okulumdan ayırır, onun okuluna koyarlar. Ben onun ödevlerini yaparım, ben onun çantasını taşırım. Ve yine aynısı oldu.
Babaannesi Mert'i Oliva'nın başına geçirince korktu, yapamam dedi, işi ben üstlendim. Kim biliyor peki oyununuzu? Bir tek sen. Yani nereye kadar devam edecek peki böyle? Mert işi öğrenip beni azat edene kadar. Ondan sonra kendi hayatım olacak benim. Ya benim hayatım bugüne kadar hep Mert'in yedek hayatı gibi oldu. Ama bunu da yaparsam tamamen kendi hayatım olacak artık. Ona yedek hayat denmez. Yalan hayat denir. Sana son göstermek istediğim bir şey var. Onu da gör, ondan sonra karar ver, tamam? Gel. Küçükken izlediğim filmlerde aşıklar böyle adlarını ağaçlara kazırlardı. Benimki de çocukluk aklı işte. Dedim ki bir gün aşık olacağım. Getireceğim o kızı buraya. Onun da ismini buraya kazıyacağım. Niye kazımadın? Daha önce hiç aşık olmamıştım. Bugüne kadar. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Ya ben sana züppe falan diyordum. Zenginlerden nefret ettiğimi söyledim. Sen hiçbir şey demedin. Demek ki bana hep yalan söyledin bugüne kadar. Bırakamazdım. Yüzüstü bırakamazdım Mert'i. Söz verdim ben ona. Benimle de bir anlaşma yapsana Mert. Pardon Kerem. Beni bir anlamaya çalışsana. Ben sana neden tutuldum? Neden? Herkesten farklı olduğun için. Benden farklı olduğun için. Dürüst sanmıştım seni. Diğer zenginlere hiç benzemediğini düşünmüştüm. Ama insanın yalan söylemesi için illa zengin züppe olmasına gerek yokmuş. Adı bile yalan olan bir adama tutulmuşum ben. Anladım. Gidiyorsun. Ama bir tek bir şey bilmeni istiyorum. Adın önemi yok. Yani ben senin ismini buraya kazımasam da olur. Bak. Ben senin ismini tam buraya kazıdım. Yalnızlıkta ezberler insan. Sessizliğin seslerini. Ses vaktinde gelmezse garip olur. Vicdanına küfredersin. Aşk olur, savaş olur. Yastık sığınak olur. Nefret çığlık olur. Lodos boyraz olur. Bana kalsın bu yalnızlık, senin olsun tüm renkler. Üşümesen ağlama. Her sesi ezberlersin, vakti gelsin diye beklersin. Garipsersin, manidar olur. Varsa rüzgar, yoksa yağmur yağsın. Der gibisin, isyankâr olur.
varsa hasret, sen de sabret kalbim. Darararam, darirarirararam, darirarirararararam, darirarirararam, darirarirararam. Aşk olur, savaş olur, yastık sığınak olur, nefret çığlık olur, lodos boyraz olur. Bana kalsın bu yalnızlık, senin olsun tüm renkler, üşümesen ağlama. Her sesi ezberlersin, vakti gel.